PKK'nın siyasi kolu diyorum ben onlara. Tam öyle. Atı adaya çekmeyecekler. Hala ben size bir şey söyleyeyim. Hala kafaları birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor. Gerilla marşı okuyorlar. Biz gereğini yerine getiriyoruz da şimdi. Gerilla marşı okuyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin aday tanıtım töreninde PKK marşı okunmasına sert çıktı. HDP'yi PKK'nın siyasi kolu olmakla eleştirdi. Milletimizi orada, oradaki kardeşlerimizi bir takım şeylere çağırıyorlar. Burada söylemek istemiyorum. Onların da propagandalarını yapmak istemiyorum. Ankara'da muhtarlarla toplantıya katılan Soylu, HDP'lileri uyardı. Terörist başı. Ya şu anda kim terörist, kimin umurunda terörist başı ya? Onun için açlık grevi yapan, güya sözde bir milletvekilinin, eski bir milletvekilinin evine gidip onunla beraber nöbet tutmaya çalışıyorlar. Yani işi tekrar etnik köken üzerinden nasıl hareketlendirin? Onlar eski zamanlardaydı yani. Hani şimdi teröristler ölüyor, öldürüyoruz teröristleri. Cenazelerine gitmeye çalışıyor milletvekili. Hani gitsinler de görelim bak. Hani gitsinler. Soylu'ya göre terörle mücadele tek başına yeterli değil. Sadece terörle mücadele yetmez arkadaşlar. Sadece onlara haddini bildirmek yetmez. Doğu Anadolu'da her gittiğimizde eğitim, sağlık, güvenlik, altyapı, yatırım, her şey. Ama her şeyi orada yapacaksınız ki milletimize baskı kurmaya çalışanlara orada fırsat vermeyeceksiniz. Bakan uyuşturucu ticaretiyle de yoğun mücadele ettiklerini söyledi. Görüyorsunuz geçen gün 1500 kilonun üzerinde Türkiye'nin büyük eroinini yakaladı. Geçen ay Erzincan'da yakalamıştık. Şimdi İstanbul'da 850 kilo yakaladık. Eroin 350 kilo da dün gece tekrar yakaladık. Yani bunların köküne kibrit suyunu dökeceğiz. İnşallah.